Biliyorum Sayın Başkan, komisyonun değerli üyelerini, yüksek yargı organlarının ve Adalet Bakanlığı'nın değerli temsilcilerini, değerli milletvekillerini ve basının değerli temsilcilerini sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün 24 Kasım, Öğretmenler Günümüz kutlu olsun. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan Bütçe Komisyonu'ndan atanamayan tüm öğretmenlere de selamlarımı, sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Şehidimiz Piyade Binbaşı Mete Yıldırım'ı rahmetle anıyorum, ailesine sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Yine değerli büyüğümüz, değerli hukukçu Hasan Fehmi Güneş'i bugün meclisimizden sonsuzluğa uğurladık. Mekanı cennet olsun. Ona da Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine ve hepimize başsağlığı diliyorum. Sayın Bakan, öncelikle şunu vurgulamak istiyorum. Yani bütçe gerçekten anlamını yitirdi. Bunu tüm samimiyetle söylüyorum, siyaseten değil. Plan Bütçe Komisyonu'ndayız, bütçeyi görüşüyoruz. Bütçe meclise sunulduğunda dolar 9 liraydı. Bugün 13 lira. Çünkü memlekette her şey dolara endeksli. Her şey. Adalet Bakanlığımızın yapacağı yatırımlardı. Yani herhalde bu bütçe görüşülürken iktidarın, sarayın, Beştepe Külliyesi'ni yürütmenin, ne derseniz deyin, herhalde ek bütçeyi de hazırlaması lazım. Çünkü bütçe anlamını kaybetti. Peki bu yaşadığımız krizin, ekonomik krizin, ekonomik buhranın asıl sebebi ne? Siyasi kriz, hukuki kriz, sistem krizi. Asıl kriz burada. Bunu görmemiz lazım. Siz güzel şeyler söylediniz, hukuk devleti dediniz, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı dediniz. Ama Sayın Bakan, bir gerçek var. Adalet bir söylem meselesinden ibaret değil, bir söylem meselesi değil, bir eylem meselesi. Sokaktaki vatandaş da öyle görmüyor. Objektif bakan birçok insan da öyle görmüyor. Sayın Cumhurbaşkanı'na teşekkür ettiniz. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan, yani yürütmeyi temsil eden Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı, bizzat yargının tarafsızlığını ve bağımsızlığını zedeliyor. Bunu zedeleyen açıklamalar yapıyor, tavırlar ortaya koyuyor. Birazdan bazı örnekler vereceğim. Ama konuşmamın başında çok samimiyetle şunu paylaşayım. Yapılması gerekenler aslında çok basit. Bugüne kadar herhangi bir reform yapılmadı. Reform diye sunulanlar bazı kanunlarda yapılan değişiklikler. Bizler hukukçuyuz. Samimi olmamız gerekiyor birbirimize karşı. Reform nasıl olur? Reform yargıyı yürütmenin tahakkümünden kurtarmakla olur. Montesquieu Kanunların Ruhu kitabında kaç yüzyıl önce söylemiş. Bir toplum için en büyük tehlike yasama, yürütme, yargı erklerinin tek elde toplanmasıdır diyor. Bugün yaşadığımız bu. Kuvvetler ayrılığının olmadığı bir sistemde hukuk devletinden bahsedilebilir mi? Eğer gerçekten reform konusunda samimiyseniz anayasa değişikliği yapmamız gerekiyor. Hakimler Savcılar Kurulu'nun yapısını, Anayasa Mahkemesi'nin yapısını değiştirmemiz gerekiyor. Sayıştay'ı, Anayasa Mahkemesi'ni daha saygın, daha güçlü bir konuma getirmemiz gerekiyor. Bugün bir siyasi parti genel başkanı Hakimler Savcılar Kurulu'nun çoğunluğunu atıyor. Hakimler Savcılar Kurulu'na üye atıyor. Danıştay'a üye atıyor. Anayasa Mahkemesi'ne üye atıyor. Bir siyasi parti genel başkanının mahkemeye yargıç atadığı bir yerde adalet olur mu? Veya adalet bağımsız ve tarafsız görünebilir mi? Görünebilir mi? Hani yargı etiği ilkelerimiz var ya, yargıçlar diyor bağımsız ve tarafsız olmak zorundadır. Aynı zamanda da bağımsız ve tarafsız gözükmek zorundadır. Böyle bir tabloda nasıl gözükeceğiz? Yapılması gerekenler basit. Bırakın Hakimler Savcılar Kurulu'na, Anayasa Mahkemesi'ne bu şekilde bir üye seçimi olur mu? Bir siyasi parti genel başkanının yargıç atamasını önleyin önce. İddia makamı ve savunma makamı arasında silahların eşitliğini sağlayın önce. Bir memlekette adalet var mı yok mu duruşma salonlarına bakınca görülüyor zaten. Bugün ceza yargılamalarında hep söylüyoruz. Daha sanıkla avukatı yan yana bile oturamıyor. İddia makamıyla karar makamı yan yana, böyle bir tablo. Yargının kurucu unsuru dediğiniz savunma niçin anayasada yer almıyor? Neden? Bunları yapmak zor mu? Bunlar reform. Yoksa belli kanunlarda değişiklikler yapılması reform değil. Bakın yargı paketleri diyorsunuz.
Ya mesela Cumhuriyet savcılarının bile özgürlüğünü ortadan kaldırdınız. Kanun değişikliği yaptınız. Bugün binlerce Cumhuriyet savcısı vesayet altında. Özgürce kamu davası açamıyorlar artık. Açamazlar. Çünkü başsavcı uygun görürse, uygun derse açabilir. Yani bir soruşturma dosyasını sonuçlandırabilmesi tamamen başsavcının uygunluk denetimine tabi tutuldu. Yani bunlar yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığını zaten yok ettiniz maalesef. Bunları düzeltmek lazım, bunları yapmak lazım. Şimdi Sayın Bakan, yaşadığımız sistem krizi, siyasi kriz, hukuk krizi çok ağır ve maalesef vatandaşın bugün yaşadığı ağır sorunlar olan gelir dağılımındaki adaletsizlik, hayat pahalılığı, işsizlik, yoksulluğu da bu ağırlaştırıyor. Hukukçular olarak sorumluluğumuz çok büyük. Adaletin olmadığı yerde aş, iş, ekmek olur mu? Çok güzel bir söz var. Bir rejim halkın adalete inanmadığı bir noktaya gelmişse o rejim mahkum olmuştur diyor. Evet, bu sistem, bu rejim, bu tek adam sistemi, demokratik hukuk devletini temelinden zedeleyen bu sistem, bu rejim mahkum oldu. Reform yapacaksak yeni bir sistem inşa etmemiz lazım. Yeni bir yönetim anlayışı, hukuk devleti, bunu inşa etmemiz lazım. Şimdi bazı örnekler vereceğim. Çünkü siz Adalet Bakanı olarak hiçbir adaletsizlikten bahsetmediniz. Büyük adaletsizlikler var. Bugün Covid-19, yani bugün Covid-19'un yanında büyük bir adaletsizlik pandemisi de yaşıyoruz. Büyük bir adaletsizlik pandemisi var. Çünkü yargı maalesef vesayet altında. Şimdi birkaç örnek vereceğim. Bazı somut örneklere ihtiyaç var. Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığını sağlamadığımız sürece, çünkü hiçbir şeyi başaramayız. Ankara Bölge İstinaf Mahkemesi Başkanı, isim vermeyeceğim. İstinaf Mahkemesi'nde görülen dosyaların taraflarıyla bir araya geliyor. Doğum günü partilerine katılıyor, adliyede ağırlıyor. Toga kulelerini yapan firmanın patronunun doğum günü partisine katılıyor. Ondan sonra Sezgin Baran Korkmaz'ın geceliği 100 bin lira olan otelinde konaklıyor. Diyor ki işte konakladım, 35 bin lira ödeme yaptım. Tamam, iyi güzel. Peki bunlar ortaya çıktığı halde bu Ankara Bölge İstinaf Mahkemesi Başkanı hala niçin görevde? Hala görevde devam ediyor, hiçbir şey yokmuş gibi. Hani yargı etiği ilkeleri, hani yargının saygınlığı, bağımsızlık ve tarafsızlık böyle nasıl sağlanabilir? Şimdi gelelim bir çarpıcı örneğe. Yargıtay Genel Sekreteri de burada, HSK temsilcileri de burada. İrfan Fidan olayı. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı iken İrfan Fidan adına başsavcı yardımcısı, sizin de yardımcınız oldu, Hasan Yılmaz'ın başvurusuyla Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlıkları üzerindeki tedbirler kaldırıldı. İrfan Fidan başsavcı, başsavcı yardımcısı Hasan Yılmaz, onların başvurularıyla, belki de bir yerden talimat geldi bilmiyoruz, Sezgin Baran Korkmaz, kara para atlayan karanlık bir adam, mal varlığı üzerindeki tedbirler kaldırıldı. Yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı. Daha sonra İçişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Ertesi günde yurt dışına çıktı. Şimdi Avusturya'da tutuklu. Neden benim ülkemde, benim yargımın içerisinde tutuklu değil de bu adam Avusturya'da tutuklu? Bize iade ederler inşallah. Belki de bizden yine salınır gider. Böyle bir yargı olabilir mi Sayın Bakan? İrfan Fidan ne oldu? HSK kendisine aday gösterdi. Yargıtay üyesi yaptı. HSK, Hakimler Savcılar Kurulu ve Yargıtay, yargı bağımsızlığını ve tarafsızlığını, saygınlığını korumakla yükümlü değil mi? HSK Yargıtay üyesi yaptı. Bir gün bile Yargıtay'da görev yapmadan, Yargıtay'da bir dosyanın kapağını dahi açmadan Yargıtay kendisini aday olarak gösterdi seçimle. Cumhurbaşkanı da Anayasa Mahkemesi'ne üye atadı İrfan Fidan. Ya böyle bir şey olabilir mi? Yargıtay'da birçok yüksek yargıç var, kıdemli, uzun yıllar görev yapmış. Yargıtay bir dosya kapağını dahi açmayan bir kişiyi nasıl seçebiliyor? Nasıl seçebiliyor? Bu yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığından bahsedilebilir miyiz? Siz diyorsunuz ki ne güzel, bizim kılavuzumuz hukuktur. Evet, yargıçların bir tek efendisi vardır, hukuk.
Peki nasıl bizim kılavuzumuz hukuk olacak? Herhalde bizim kılavuzumuz Saray Beştepe Külliyesi. Talimat geliyor, İrfan Fidan seçiliyor, İrfan Fidan Anayasa Mahkemesi'ne atanıyor. Hasan Yılmaz da sizin yardımcınız. Yani böyle örnekler o kadar çok ki hukukçu olarak üzüldüğümüz için paylaşıyoruz. Bakın siyasi değil, hukuki. Hukukçu olarak büyük üzüntü duyuyoruz Sayın Bakan. Bunlara Adalet Bakanlığı'nın ve Yüksek Yargı'nın daha net hukuk adına tavırlar koyması gerekiyor. Zaten AİHM, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi kararlarına uymayan, kararları uygulamayan yargıçlara da bir şey olmuyor. Aksine el üstünde tutuluyorlar. Çok örnek var. Şimdi Sayın Bakan devam ediyoruz. Adalet maalesef bir telefona bağlanmış durumda. Maalesef. Ya Trump telefon ediyor. Rahip Bronson casuslukla suçlanan özel uçakla Amerika'ya gönderiliyor. Merkel telefon ediyor. Casuslukla suçlanan gazeteci Deniz Yücel özel uçakla Almanya'ya gönderiliyor. Macron telefon ediyor. Fransız vatandaşı derhal tahliye ediliyor. En son İsrail Cumhurbaşkanı telefon etti. İki tane casus yakalandı dediniz ki hukukçuyuz biz, bir insan hakkında hüküm kurulmadan casus denir mi bir insan? Denebilir mi böyle bir şey? Nerede masumiyet karınız? Bir telefon teşekkür etti İsrail Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Ya ne kadar acı bir şey yargı açısından. Burada yüksek yargı organlarının temsilcileri var. Yargının düşürüldüğü duruma bakın. Madem delil yoktu bu insanlar niye tutuklandı? Tutuklandıysa niye bir telefonla serbest bırakıldı? Böyle bir tablo olabilir mi? Ondan sonra hukuk devleti diyeceğiz, adalet diyeceğiz. Adalet böyle battıkça vatandaş da maalesef daha çok yoksullaşıyor. İşsizlik büyüyor, hayat pahalılığı büyüyor. İşte döviz de, Türk liramız da güneşin altındaki kar gibi eriyor, gidiyor. Şimdi sürede, ek süre verecek misiniz Sayın Başkan? Peki, peki. Şimdi bunları niçin paylaşıyorum? Biliyorsunuz hukukçuların çok iyi bildiği bir tarihsel bir alıntı vardır. 1600-1612 yılında, 409 yıl önce İngiliz istinaf başyargıcı Cook, İngiliz istinaf başyargıcı, krala hitaben ünlü bir seslenişi vardır. İngiltere'de hukuki ihtilafları kralın çözme yetkisi yoktur, yargı çözer. Ve yargının kararı herkesi bağladığı gibi sizi de bağlar diyor. 409 yıl önce. Ya bugün işte telefonla yargı harekete geçiyor. Casusluk iddiasıyla tutuklananlar özel uçaklarla memleketlerine gönderiliyor. Öbür tarafta Boğaziçi Üniversitesi'ndeki iki öğrenci bir aydır hala tutuklu. Tutuklama bir tedbir diyorsunuz. Ne tedbiri var bu çocuklarla ilgili? Boğaziçi Üniversitesi'ndeki iki öğrenci bir aydır Metris cezaevinde tek kişilik hücrede, tecritte kalıyorlar. Terörist mi bunlar? Boğaziçi Üniversitesi'ndeki öğrenciler evlerine sabah kapıları kırılarak silahlarla girildi. Çıplak aramalar yapıldı. Müsaade edin. Dinleyin. Yani vaktimiz var bugün. Bol bol konuşacağız. Sizi de dinleyeceğiz Sayın Cora. Yani bu sistem doğru mu ya? Telefon etseniz gelir o öğrenciler ifade verir. Osman Kavala herhalde 4 yıl oldu tutukluluğu. Şimdi burada herkes hukukçu. Bir mahkeme kararı olmadan, aleyhinde bir hüküm olmadan bir insan 4 yıl nasıl tutuklu kalıyor? Üstelik bir de beraat kararı var verilmiş oy birliğiyle. Nasıl oluyor? Ama maalesef telefonla casuslar özel uçaklarla gönderiliyor. Çünkü o iddialarla tutuklanıyor. Durum işler acısı. Zaten böyle olduğu için işte Sayın Bakanlığın da resmi rakamları, icra iflas dairelerindeki dosya sayısı da 25 milyona yaklaştı herhalde. 23 milyon küsur. 25 milyona yakın dosya. Her dosyanın en az iki tarafı var. 50 milyon vatandaş icra ve iflas dairelerinde. Hukuksuzluk her alanda, her alanda. Şimdi memleketin İçişleri Bakanı televizyonda milletin huzurunda mafyadan 10 bin dolar rüşvet alan siyasetçi var diyor. Gazeteci de kim diye sorunca gidip Cumhuriyet Savcısına ismini vereceğim diyor. 6 ay oldu değerli hukukçular. 6 ay Cumhuriyet Savcısı hala beyefendiyi bekliyor. Peki Cumhuriyet Savcısı niye bir yazı yazıp sormuyor?
Bir engel mi var buna? Bilgi. Sayın Bakan, siz televizyonda böyle bir şey söylediniz. Bu ismi lütfen bildirin. Soruşturma açacağız. Niye demiyor? Reysen niye hareket etmiyor? Neden? Her gün suç işleyen bir İçişleri Bakanı'yla karşı karşıyayız. Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi suç biliyorsunuz. Peki bir fezleke düzenleniyor mu? 1400 tane fezleke bekliyor karma komisyonda. İçişleri Bakanı hakkında niye bir fezleke düzenlenip gönderilmiyor? Belki meclis gereğini yapabilir değil mi? Yapabilirse, yapamaz tabii. Meclis de vesayet altında, savcılar da vesayet altında. Bu sistemde maalesef herkes vesayet altında. Çünkü bu sistem demokrasi değil, monokrasi. Bu sistem tek adam sistemi. Zaten hukuk bilincinden yoksun bir İçişleri Bakanı olması da çok vahim bir durum. Belediyelerimiz, yani hangi partiden olursa olsun. Örneğin İstanbul Büyükşehir Belediyesi ya pandemide vatandaşlar için bağış kabul ediyor, yardım toplama kanununa sokuyor beyefendi. Ya belediyeler kurum mu? Yardım toplama kanunundaki sayılan kurumlardan mı? Bağış kabul etme yetkisi var. Bakın Danıştay Başsavcısı güzel bir görüş vermiş. Genelgeyle bloke koyuyor vatandaşların paralarına. Ya bir hukuk devletinde genelgeyle bankadaki vatandaşın parası bloke konabilir mi? Mahkeme kararı olmadan. Nasıl oluyor bu? Ondan sonra hukuk devletinden bahsedeceğiz. Biraz hızlı hızlı ilerleyeyim. Ama bunların hepsini çözeceğiz. Şimdi bir gerçekçi olmak lazım Sayın Bakan. Bunu da samimiyetle söylüyorum. Bunu sizler de çözemezsiniz. İlk seçimden sonra biz çözeceğiz. Bakın göreceksiniz, bunu çok samimiyetle söylüyorum. Kuvvetler ayrılığını da sağlayacağız. Yargının bağımsız ve tarafsızlığını da tesis edeceğiz. Yeni bir sistem de inşa edeceğiz. Bu sistemde, bu siyasi kriz ve hukuki kriz içerisinde bu vatandaşın, memleketin hiçbir sorunu çözülemez. Ekonomik krizi de çözemezsiniz. Hiçbir... Nasıl anlayamadım? 1946'ya kadar... Sayın Çelebi, böyle bir usulümüz yok. Kimin bakın. Neyse, oraya girmeyeyim. Tamam, siz Sayın Çelebi, siz nasıl geldiniz? Cumhuriyet tarihin en büyük devrimidir. Yani siz 2020'li yılların dünyasıyla 20'leri 30'ları mukayese ediyorsanız zaten vay halimize. Şimdi adalet nedir biliyor musunuz? Adalet. Adalet herkese hak ettiği şeyi vermektir. Herkese. Hiçbir ayrım yapmadan. Siz bir kişinin keyfine göre hareket etmeye adalet diyorsanız vay halinize. Vay halinize. Demek ki tek adam sistemini savunur hale gelmişsiniz. Zaten hala bu sistemi dayatan bir anayasa istiyorsunuz. Bir siyasi partinin mutfağında anayasa hazırlanır mı? Bu sisteme temel alan anayasa. Ya bu sistem, Duvarcel'in çok güzel bir sözü var, Fransız anayasa hukukçusu ve siyaset bilimcisi. Demokrasi tüm kural ve kurumlarıyla yerleşmemişse başkanlık türü sistemler çılgınlıktır diyor. Çılgınlıktır diyor. Ya 150 yıllık 1876'dan bu yana anayasal birikimimizi her türlü eksikliğine rağmen, sorunlarına rağmen, darbelere rağmen bu memleketin anayasal birikimini, parlamenter rejim birikimini maalesef ne hale getirdiniz? Mutlakiyete doğru büyük bir adım atıldı. Başardığınız bu. Biz anayasa hazırlamıyoruz. Biz ilkeleri belirliyoruz. Biz Cumhur İttifakı dışındaki siyasi partiler, muhalefet birlikte Türkiye için, demokrasi için ittifak yapıyoruz. Temel ilkeleri belirliyoruz. Siyasi partiler oturup tek başına anayasa yazmazlar. Sizin bu zihniyetiniz, bu anlayışınız, adaleti de, memleketi de maalesef bu noktaya getirdi. Rahatsız oluyorsunuz. Gerçeklerin dile getirilmesinden rahatsız oluyorsunuz ama yapacak bir şey yok. Şimdi yapmamız gereken Sayın Kapoğlu yalnızca Türkiye'nin değil dünyanın önemli anayasa hukukçularından biridir. Ama maalesef bugün bol bol konuşacağız. Sorun yok. Sorun yok. Şimdi arkadaşlar, şimdi bakın neler yapıyorsunuz? Mesela 128 milyar dolar nerede diye soruyoruz. Muhalefetin siyaset yapma hakkı var. Soru sorma hakkı var. Merkez Bankası'ndaki her bir doların sahibi de millet. Mesela 128 milyar dolar nerede diye soruyoruz. Savcıları, mülki amirleri harekete geçiriyorsunuz. Neden?
Sayın Erkek, normal süremizi tamamlanmıştır. 2 dakika ek süre veriyorum. Lütfen toparlayın. 2 dakikada laf atma. Evet. 2 dakika. 4 dakika alalım. Adalet çok önemli ya. Şimdi 128 milyar dolar Merkez Bankası'nın kasasında olsaydı, peki hukuk devleti bu kamu zararlarını soruyor mu? Cumhuriyet tarihinin en büyük kamu zararı 6 liralardan satıldı peyderpey. Dövizi ve faizi baskı altında tutabilmek için onu da başaramadınız. Sattınız peyderpey. Vatandaş kimse bilmiyor. Hangi tarihlerde, hangi kurdan, hangi yöntemle sattınız? Bilinmesi lazım değil mi? Belki siz de bilmiyorsunuz. Biz de bilmiyoruz. 128 milyar dolar nerede diye soruyoruz. Savcılar harekete geçiyor. Mülkiamiler harekete geçiyor. Afişler toplanıyor. Gözaltılar. Ya neden? Ne bu korku? Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz yani? Nasıl hukuk devletini tesis edeceğiz? Başka birçok haklı soru da var. Broşürler toplatılıyor. Yani soru sorulmayacak. Basın özgürlüğü yok edildi, düşünce ve ifade özgürlüğü yok edildi, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı yok. Ondan sonra çok güzel, hukuk devleti. Ama artık kimse gerçekten inanmıyor ve sokaktaki vatandaşın zaten adalete güveni kalmamış. Anayasa Mahkemesi Başkanı şöyle dedi. Hukuk devletinde adaletin yegane adresi mahkemelerdir. Mahkemelerin adalet arayışına cevap veremediği, bağımsız ve tarafsız yargılama ilkelerine uygun bir şekilde uyuşmazlıklara çözüm üretemediği bir yerde hukuk dışı arayışların ortaya çıkması kaçınılmazdır. İşte yarattığınız tablo bu. Türk Ceza Kanunu 299'u bile düşünce ve ifade özgürlüğü bağlamında düzenleyemiyorsunuz. Onu bile değiştiremiyorsunuz. Ne yargı reformu? Cumhurbaşkanına hakaret diye böyle bir sistemde suç olur mu, ceza olur mu? Binlerce dava, vatandaşlar özgürce eleştiri dahi yapamıyor. Ama hiç merak etmeyin. Siz yapamazsınız. Yönetemiyorsunuz. Türkiye savruldu. Adalet, devletin temeli adalettir dediniz. Bitiriyorum son 2 cümle. Devletin temeli adalet çürürse, işte gerçek beka sorunuyla o zaman karşı karşıya kalırız. Bugün yarattığınız tablo bu. Ama hiç merak etmeyin. Biz ilk seçimden sonra bu adaletsiz düzeni değiştireceğiz. Teşekkür ediyorum. Ne saçma konuşuyor. Kanuni engeli olmayanların bence mülakat sınavlarına muaf tutulmasında yarar var. Yani ilk 100 kişiye girmişse eğer mesleki anlamda mesleğe girmeye engel bir sakıncası yoksa güvenlik vesaire açısından mülakata tabi tutulmadan girilmesinde yarar var. İkincisi aynı şekilde yazılı sınavda başarılı olan adaylar arasında yapılacak mülakatta eğer yüksek lisans, ikinci üniversite, yabancı dil gibi ek kriterli olanlar için de eşitler arasında birinci kuralı gereğince bence öncelikli olarak seçilmesine yarar var. Ama bunları söylerken öncelikle kanunen mesleğe engel bir durumunun olmaması kayıt ve şartıyla. İkincisi sözlü mülakatlarda psikolojik durumların belirlenmesi açısından hukuk bilgilerini ve aynı zamanda hukuk dosyonunu temsil açısından üniversite öğretim üyesi hocalarının mülakatlara bilemiyorum, bulunuyorum, onu bilmiyorum ama eğer yoksa bence bulundurulmasına yine yarar var. Ve akademideki o eğitim bittikten sonra eğer güvenlik soruşturması devam ediyorsa ona itirazım yok. Ancak orada sözlü mülakatları bilemiyorum. Yani eğer güvenlik soruşturması sakıncası yok bence zaten daha öncesinden sınav yapılmış yazılı ve mülakat. İkinci bir mülakatın bence olmaması gerekir diye düşünüyorum. Avukatlıktan hakimliğe geçişte fakültede mezun arkadaşlarımız arasında sınav sorularının zorluğu açısından fark var. Bence bu da sınav eşitliği anlamında adaletsizlik yapılıyor. Yani burada avukatlıktan geçenlerle ilgili daha basit deniliyor, diğeri daha zor. Bence bu eşitliğin sağlanması lazım. Öyle bir ayrımın olmaması lazım. Bir başka sorun, biz nasıl hakim ve savcı arkadaşlarımız belediye başkan adayı veya milletvekili adayı oldukları zaman bir daha mesleğe geri dönemiyorsa bence geçmişte siyasi parti üyesi olan arkadaşlarımızın da mesleğe kabul edilmemesi lazım. Parti üyeliğini silse dahi, parti üyesi olmasa dahi o anda geçmişte nasıl olsa böyle bir siyasi yapısı olduğu için adaleti zedeler. Madem biz efendim hakim savcı adayı, milletvekili adayı oluyor, belediye başkan adayı oluyor, biz daha bir daha mesleğe kabul etmiyorsak geçmişte olan arkadaşımızı da hakim savcı yapmamak lazım.
Gelelim aynı şekilde bu sistemi mevcut olan geçmişte 2011'e kadar Yargıtay daire başkanı olmak için 6 yıllık süre gerekiyordu. 3 yıla indirildi. Bence bunu değiştirmek lazım. Yine 6 yıla çıkarmak lazım. 3 yıllık süre bu hukuk nosyonu açısından doğru bir hadise değil. Bir şey daha söyleyeceğim. Şu anda evet bina yapıldı ancak değerli bakanım perşembe gününden sonra Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de ve Konya'da oturan Yargıtay üyesi arkadaşlarımız cuma günü Yargıtay'da bulunmuyorlar. Yani Yargıtay'da bu kadar özlük hakları, bu kadar güvenceleri var. Niye cuma günleri, perşembe gününden itibaren herkes evine gidiyor? Pazartesi günü saat 10'da geliyorlar iş yerine. Yani şu anda Yargıtay'ın başında bulunan 30-40 tane daire oradaki Yargıtay üyesi arkadaşımız Yargıtay'ı yürütüyor. Yazık, günahtır. Yani hakikaten kabul edilebilir bir durum değildir. Gelelim hakimlerdeki bu performans sistemi. Bitiriyorum başkanım. Bu servisler kaldı. Son iki cümle, iki dakika özür diliyorum. Kişisel verileri koruma kurulu ile ilgili. Bir, kişisel verileri koruma kurulunun kararlarıyla ilgili kanunda para cezası arasında büyük bir nispetlik var. Bu nispetliği verecek bir cezalarla ilgili kriter yok. Kararların hepsi mahkemelerde dönüyor. Döndüğü için kişisel veriler koruma kurulunun itibarı sarsılıyor. Kişisel verileri koruma kurulu aynı zamanda kamu kurumlarıyla ilgili istisnai durumda. O konuda kişisel verileri koruma kurulu lütfen bir kanunu biz teklif verdik. Bitiriyorum başkanım, özür diliyorum. Burada kamu kurumlarını bunda istisna etmemek lazım. Maalesef burada büyük bir sıkıntı var. Avrupa Birliği'ndeki normlara uyulması lazım. Ve aynı zamanda bitiriyorum sayın başkanım. Peki, teşekkür ederim, saygılar. Sayın Başkan, değerli bakan, kıymetli arkadaşlarım, salonda yaptığımız konuşmaların hayatın hakikatiyle herhangi bir örtüşmesi yok. Ne demek istiyorum? Mike Tyson diye iyi bir boksör var. O boksörün bir strateji kitabına ön söz olarak yazılan bir sözüyle başlamak istiyorum. Ringe çıkana kadar herkesin bir stratejisi var. Ama ringde ağzınızın üstüne ilk yumruğu yediğinizde geriye ne kalıyorsa hayat onunla devam ediyor. Hayatın devam ettiği yerlerde ne yazık ki burada konuşulanların hiçbirisi geçerli değil. Burada hakikatin H'si bile yok. Size bazı örneklerle anlatmak istiyorum. Kumpas davaları diye bilinen davalar silsilesi içerisinde içinden geçtiğim süreci size şöyle aktarmak isterim. Bir akşam saat 24 civarında sahibi olduğum kanaldan çıkarken üstüme ateş açıldı. Ateş açan şahsı yakaladık. Bir şarjöre yakın mermi boşaltmıştı. Şahıs polise teslim edildi. İki hafta sonra beni kanalımın tamamını, bütün koridorlarını polis basarak, ben de Ankara'da bir konferanstaydım Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde, beni müşteki olarak ifadeye çağrıldığını iki ay sonra düzeltiyorum, özür dilerim. Bana bildirdiler, böyle bir muameleyi niye yapıyorsunuz, siz adli kolluksunuz, ne zamandan beri müştekiye böyle bir bildirim yapılıyor dedim. Savcı Bey öyle emretti dediler. Savcı Bey ne demek istiyor dedim. Ben gideyim burada bir yere mi ifade vereyim yoksa ne yapayım, bana söylesin Savcı Bey. Yok, Savcı Bey sizi bekliyor dediler. O zaman Beşiktaş Adliyesi'ne içeri girdiğimde Savcı Bey beni kapıda bekliyordu. Koluma girdi, genç bir savcıydı. Koluma girdi, kulağıma, abi bu işi burada kapatalım. Ben sizdenim, İzmir'den geldim. Şimdi yukarıda Zekeriya da olacak. Şikayetçi değilim dedi. Dedim ki ne için geldiğimi bile bilmiyorum. O savcı beyle birlikte yukarı çıktık, oturdum. Bana iki tane ses dinleme kayıt tutanağı gösterdi. Bir kuyumcunun kaçırılması olayıyla ilgili olarak yapılan dinlemede bir korucu ailesi İstanbul'a getirilmiş, kuyumcuyu kaçırmışlar, fidye talep ediyorlar. Aynı kişi bana ateş eden kişi. Dinleme tutanaklarının iki sayfasını bana gösterdi sayın savcı. Bir eski AKP milletvekili benim öldürülmem için kişiye talimat veriyordu. O şimdi milletvekili değil. Bana bunu kapat dedikten sonra Zekeriya Öz geldi, oturdu. Zekeriya Öz beni tanıyor musun dedi. Hayır, seni tanımıyorum dedim. Ben de Ergenekon savcısıyım. Nasıl tanımazsın? Seni tanımıyorum dedim. Sonra bu savcı bey o dosyayı kapattı. Reklam verenler, kanalıma reklam verenler tek tek çağrıldılar. Tek tek çağrıldılar ve reklam vermeleri engellendi.
Ankara'da RTÜK Başkanı, Ankara'da RTÜK Başkanı beni bir DGM savcısıyla birlikte kanal bendeyken görüşmeye çağırdı. RTÜK Başkanı kanalı satmazsam yayınları ertesi gün keseceğini söyledi. Savcı da sizi ertesi gün ben tutuklayacağım dedi. Kanalı satayım o zaman dedim. İyi olur dedi. Kanalı sattık. 1,5 milyon dolar benden satış bedeli parası aldılar. Her ikisi. Hem RTÜK Başkanı hem de savcı. Daha sonra o RTÜK Başkanı o kanala gitti, koordinatörlük yaptı benim kanalına. Benden aldığı parayla. Evimi sabaha karşı saat 5'te bastılar. İki büyük kamera vardı. Önce inanamadım. Reality show programı sandım. Evimin içinde 80 kişi ve beni 9 saat süren bir şeyle tutukladılar. Gerekçesi nedir diye sordum. Tutuklanma gerekçem ne? Sen Ergenekoncusun dediler. Sen Ergenekoncusun. Peki dedim, Ergenekon'un delili ne kardeşim? Evinde Atatürk'ün Bursa nutku var dediler. Evet, bizim evde çıkar dedim. Ama 28.634 kitap var. Ne demek istiyorsun? Bunda yazar mısın tutanaklar dedim. Kaydettiler. Seni evinde Atatürk'ün Bursa nutkunu bulundurmaktan tutukluyoruz dediler. Tutuklama sevk ettiler. Aşağıya indim. Yargıç bey dedim ki böyle bir... Hayır yok, ondan değil dediler. Neden tutuklanıyorum peki? Neden buradayım ben dedim. Suçum ne dedim. Bana dedi ki sizin adınız bir şemada var. Şemayı kim yazmış dedim. Ergenekoncular çizmiş dedi. Peki o şemayı dedim görebilir miyim? Hayır göremezsin dedi. Peki avukatım görebilir miyim dedim. Hayır göremez dedi. Ben yargıcım, ben gördüm yeter dedi. Peki. Ve beni tutukladılar. 5 yıl 4 ay boyunca bu şemayı açın diye mahkeme salonunda bağırdım. 5 yıl 4 ay boyunca. 5 yıl 4 ay sonra şema açıldı ama benim adım şemada yoktu. Benden başka herkes vardı ama benim adım yoktu. Sonra bana Cumhuriyet bitiklerini sen mi yaptın dediler. Ben yaptım dedim. Ne olmuş dedim. Yok bir şey dediler. Cumhuriyet bitiklerinden ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdiler. Evimde çıkan belgelerden falan filan bir sürü şeyden. Burada bahsettiğiniz gibi bir yargılama yok. Karımı kaldırdılar. Bu adam senin kocan mı diye sordular. Kız kardeşimle, erkek kardeşimle, avukatımla yaptığım telefon görüşmelerini sordular. Özel hayatıma dair ne varsa hepsini iddianameye yazdılar. Hayır efendim, anlatacağım Sayın Bakanım. Öyle değil Sayın Bakanım. Size çok saygı duyuyorum. Çok temiz üsluplu bir insansınız. Ama hayat sizin bildiğiniz gibi değil. Ben bu anlattıklarımın tamamını cezaevinden çıkar çıkmaz anayasal suçlarla mücadele savcısına bir dilekçe olarak verdim. O dilekçeyi hayata geçirecek bir tek yargıç yok, savcı yok. İstanbul'da gittim, görüştüm kendileriyle. Niye bu dilekçeyi hayata geçirmiyorsunuz diye. Ergenekon davası sonuçlandı, biz hepimiz beraat ettik. FETÖ'nün ilk yargılaması, çatı davası sonuçlandı. Orada diyor ki Kanal Türk Televizyonu yağma suçu işlenerek ele geçirilmiştir diyor. Neden benim dilekçemi, şikayet dilekçemi yürürlüğe koymuyorsunuz diye sordum. Sırası var dedi. Burada sizin anlattığınız gibi değil bu işler. Orada başka bir hukuk var. Siz o hukukun temsilcisi değilsiniz. Siz başka bir hukukun temsilcisiniz. Orada zorbalık hukuku var. Orada gücü yetene hukuk var. Benim 7 dakika sürem efendim. Bu nedenle sizi... Sadece grup sözcülerine ne diyorsunuz? Efendim arkadaşlarım pek bu konuda sizinle anlaştılar zannediyorum. Verdik zaten. Hayır hayır, 7 dakika efendim. 3 daha 5 dakika oldu. Peki efendim, size şu kadarını söyleyeceğim. Bugün burada geçerli olan hukuk orada geçerli değil. Alevi misiniz, Sünni misiniz diye size sorabilirler mi? Mahkeme salonunda sordular. Mahkeme salonunda sordular. Eşinizle konuşmalarınızı size sorabilirler mi? Avukatınızla konuşmalarınızı size sorabilirler mi? Sordular. Bu anlattığınız hukuk kuralları burada geçerli. Orada geçerli değil. Allah, bakın bunları bir tarih olarak anlatmıyorum. Allah korusun, gelecekte bunlar olmasın diye anlatıyorum. Bizim yaşadıklarımızı siz, başkaları yaşamasın diye anlatıyorum. Çok teşekkür ederim. Türkiye'yi bir yağma, bir talan hukukuyla karşı karşıya bırakırsanız, bu adaletsizlik böyle devam ederse, benim bana karşı silah sıkan adamın tanıklığıyla yaptığım müracaat reddediliyor. O nedenle adaletsizlik yürek yakan bir yangındır. Bu yangını ya söndürürsünüz ya da o ateşte siz de yanacaksınız. Unutmayın. Saygılar sunarım. Değerli arkadaşlar, şimdi teşekkür ederim. Sayın Bakan,
Sayın Komisyon Başkanı, kıymetli Hacırum, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sayın Bakan, biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın, Sayın Fuat Oktay'ın yargıya güveni %30'lara düştüğüne yönelik açıklamasından sonra bakanlığınız olarak iki önemli belge açıkladınız. Birisi yargıda reform strateji belgesiydi, bir diğeri de insan hakları eylem planıydı. Bunlara etraflıca baktığımızda büyük hedefler, amaçlar, işte stratejiler vesaire de öngörülmüş ve nihai amacın da yargıya güveni arttırmak olduğu, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığını arttırmak olduğu açık. Ancak gelinen noktada bugün itibariyle baktığımızda yargıya güven ve orada hedef strateji olarak gösterilen hiçbir şeyin gerçekleşmediğini, yargı paketi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelip kanunlaşan işlerin çok büyük bir çoğunluğunun oradaki iddialarla uzaktan yakından ilgisi olmadığını bir kez burada not düşelim. Şüphesiz 4 yılı aşkın bir süredir Adalet Bakanısınız. Eminim ki iyi niyetle yargıya güveni de arttırmak istiyorsunuz, yargıya ilişkin sorunları da arttırmak istiyorsunuz. Ancak bunun bugüne kadar gerçekleşmediğini, bundan sonra da gerçekleşme olasılığının olmadığını üzülerek ifade ediyorum. Çünkü bir defa ortada sistemsel bir bakış açısından kaynaklanan çok büyük problemler var. Bakın bugün Cumhuriyet Başsavcıları tarafından yazılan iddianamelerde 2015 yılında, 2016 yılında gerçekleşen 15 Temmuz FETÖ darbesiyle alakalı darbeye giden yolun taşlarının 2011 anayasa değişikliğiyle önemli aşamalarından birini gerçekleştirildiğini ve önemli bir mihenk taşı olduğunu Cumhuriyet Savcıları tespit ediyor. Ve ne hikmettir ki sizin yargıda reform strateji belgesi olarak sunduğunuz belgede daha önce yapılan iki reform olarak bahsettiğiniz unsurlardan biri de orada yapılan değişikliğe sahiplenmektir. Şimdi ben konuşmamda size bazı sorular sorarak konuşmamı tamamlayacağım. Birincisi, siz bugün o tarihte yapılan referandum değişikliğine sahip çıkıyor musunuz? İkincisi, biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak anayasa değişikliği sonrasında ortaya çıkan hakim savcılar kurulunun yargı düzeninin yargı bağımsızlığını toptan zedelediğini ve bir siyasi parti genel başkanının bütünüyle yargıya hakim olduğu bir süreç ortaya çıktığını görüyoruz. Siz o süreci yönetenlerden biri olarak bugün geldiğimiz tabloda, bugünkü ekonomik veriler karşısında aynı değişikliğin olmasını bugün de olsa ben savunur, çalışmayı yapardım diyor musunuz? Üçüncüsü, yurt dışından bir sürü endeksler açıklanıyor, veriler açıklanıyor. Bunlardan rahatsızlık duyanlar olabilir. Peki o halde Türkiye'de yapılan araştırmalar başta TÜİK olmak üzere bunlarda da yargıya düzeni, güvenin çok aşağılarda olduğunu görmenize rağmen bundan bir rahatsızlık duyuyor musunuz? Ekonomiyle yargı arasında çok ciddi ilişki olduğunu görüyoruz. Bugün dolar 14'ler seviyesine yaklaştı. Burada bakanlığınızın bir sorumluluğu olduğunu düşünüyor musunuz? Kabinede bir bakan var, İçişleri Bakanı ve emrinde yüz binlerce kolluğun emrinde olan bu kadar kritik ve bir devletteki en önemli bakanlığı yöneten bir bakan sizinle söz düvelosuna giriyor. Siz ona cevap veriyorsunuz. Biz hepimiz biliyoruz ki siz ona cevap veriyorsunuz, o size cevap veriyor. Adeta bir Türk filmi vardı ya, Çiçek Abbas. Orada Çiçek Abbas'la Şakir'in düellosu gibi biz bunu izliyoruz. Aynı bakan daha önce bir başka bakanı da herkesin gözü önünde omuz atmıştı. Buna da şahit olmuştuk. Kendi memurlarına talimat veriyor. Gerekirse Sayın Emre, Sayın Bülent Kuşoğlu 5 dakikasını size devretmiştir. 5 dakika ilave ediyorum. Buyurun. Gerekirse kol kırın diyor. Herkesin gözü önünde. Hukuku dinlemeyin, hukuk arkadan gelsin diyor. Ondan sonra hakaret ediyor, suçlu ilan ediyor, hedef gösteriyor. Bütün bunları tüm Türkiye'nin gözü önünde yapıyor. Siz bunlara şahit olan bir hukuk insanı olarak bu rahatsızlığınızı gidip de kendi genel başkanınıza, kardeşim bir bakan böyle yapamaz, böyle devam edemeyiz, ülkede biz bu şekilde adaleti sağlayamayız diyor musunuz? Ve o bakanla ilgili somut çıkan iddialar var. 10 bin dolar siyasetçi alanı ben biliyorum diyor. Ben de bir hukukçu olarak şunu biliyorum. Bir suç örgütünden bir şekilde faydalanan bir siyasetçi varsa suç işliyordur. En hafif tabirle o örgütün üyesi olmamakla birlikte o örgüte yardım işini yapıyordur. Örgüt içerisinde bir konumu vardır. Suçu bildirmemek de ayrıyeten bir suçtur. Ceza kanununda karşılığı var.
Siz bunları bilen biri olarak ne gibi bir işlem yapıyorsunuz? Geçen günkü burada yaptığı açıklamada SBK konusunu, yani Sezgin Baran Korkmaz konusunu dile getirirken dedi ki biz devlet erkanı olarak o minvade bir cümle kullandık, karar verdik ve bu kişiyi serbest bıraktık. Bu kararını biz verdik, uyguladık diyor. Bu durum anayasamızın, hukukun, ceza kanununun hangi maddelerinde var bana gösterebilir misiniz? Bütün bunlara karşı nasıl bir yaptırımda bulunmayı düşünüyorsunuz? Nasıl bir işlem yapmayı düşünüyorsunuz? Türkiye'deki bakın en büyük problemlerden biri ne dersek yargı reformu diyorsunuz ya. Kişiye özel hukuk uygulaması var Türkiye'de. Herkese eşit hukuk uygulaması yok. Adamına göre, partisine göre, kişiye göre değişiyor. Şimdi Sayın Bakanım, Sayın Erdoğan'ın konvoyu geçtiği bir esnada bir avukat diyor ki, sizin de telefon açıp geçmiş olsun dediğiniz, ya bir insan için bu kadar araç olur mu düğüne gelip, bir düğün için bu kadar kalabalık olur mu diyor. Hakaret yok, kamera görüntüleri var, fiili saldırı yok, hiçbir şey yok. Bu adamı 6-7 tane koruma alıyor, darp ediyor, ağzı burnu yüzü dağılacak şekilde darp ediyor. Bir ifade etmediği bir hususta imzasını istiyorlar, gel bu suçu kabul et diyor. Ve bu adam tutuklamaya sevk ediliyor, adli kontrol istemiyle serbest bırakıyorlar. İYİ Parti Genel Başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı arıyor ve siz de arıyorsunuz, adamın beyanı var. Takipçisi olacağım diyorsunuz. Adam suç duyurusuyla alakalı bütün hepsinden soruşturmalardan ya takipsizlik çıkıyor ya bir işlem olmuyor. Aylar yıllar geçmiş. Adama ilişkin bir hukukçu, bir meslektaşımız, bir avukat arkadaşımızın yaşadığı bu garabete karşın Adalet Bakanı olarak sizin içinde bulunduğunuz düzende yapabileceğiniz bir şey yok bakın. Siz de bunu görüyorsunuz, ben de görüyorum. Dolayısıyla bu sizi rahatsız etmiyor mu? Bunun çarpıcı karşılığında başka bir şey koyacağım. İşte kişiye özel hukuk uygulaması diyoruz ya. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımıza Çubuk'ta fiili saldırı, linç girişimi düzenlendi. 37 şüpheli var. Tek bir kişi hakkında gözaltı kararı dahi verilip de ya da tutuklama işlemi yapılmadı. Siz burada eşit hukuk olduğunu düşünüyor musunuz? Soma davasında Yargıtay 12. Hukuk Dairesi bir karar veriyor. Mahkumiyet kararı veriyor. Olası kasten ceza veriyor. Ve aynı daire hemen dairenin üyeleri değişiyor. 3 yeni üye gidiyor. 3 yeni üye gittikten sonra aynı daire bir sefer 3'e 2 başka bir karar veriyor. Ve adeta orada mahkumiyet kararı kaldırılıyor. Sizi bu rahatsız etmiyor mu gerçekten? Çorlu tren faciası, canı yanmış bir anne benim yanıma da geldi. Düşünün, burada söyleyeceğim, işin çarpıcı olduğu noktaya dikkat çekmek açısından. Evladı ortadan ikiye bölünmüş. 10 yaşında çocuğu. Bu anne sadece size değil, kime tepki gösterse maruz görmek lazım, hoş görmek lazım. Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvuru sonrasında önünde protesto ediyor, oturma eylemi yapıyor, oturuyor. Ve buna, bu kişiye ve oradaki Çorlu tren faciasının mağdurlarına karşı hem müdahale ediyor polis, hem de yetmiyor, Asya Ceza Mahkemesi'nde sanık sıfatıyla kendilerini sanık olarak görüyorlar. Gerçekten bunlar sizi rahatsız etmiyor mu? Eski bir bakan çıktı dedi ki 17 Aralık konuşmaların hepsi doğruydu. Ben de döndüm 17 Aralık konuşmalarına bir baktım, ya burada ne vardı tekrardan bir görelim diye. Bakın o sürece ilişkin işte FETÖ'nün ilişkisi, nihai hedef vesaire, uzun uzun bunlarla konuşabiliriz. Birçoğunda da çok farklı değerlendirmeler yapabilirim. Ama içinizden bir bakan çıkıyor diyor ki gözümüzün içine baka bakalım. Bütün bunlar doğru diyor. Doğruysa bu bir yeni durum değil midir? Ben oradaki konuşmaları bir daha dinlediğimde hayrete düştüm. Yani şu işin olması imkansız, boğaza hançer diyor. 500 milyon dolar verilmesi lazım diyor. O iş oluyor. Ya hukuk devletini biz arayacaksak, son cümlemi söyleyeyim, son temennim olsun. En azından Türkiye'de bu düzen içerisinde verilen mahkeme kararlarının, Anayasa Mahkemesi kararlarının, uluslararası yükümlülüklerin yerine getirilmesi için en azından bu konuda elinizden geleni yapın diyorum. Teşekkür ederim. Şimdi doğru verdim. Buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Ben İnsan Hakları Komisyonu, Tutuklu ve Hükümlü Alt Komisyonu üyesi sıfatıyla cezaevlerine yaptığımız gezilerin, ziyaretlerin kısa bir özetini sunmak istiyorum. Burada Ceza Teklif Evleri Genel Müdürü de var. Bakanlık kadrosu da var. Çok acil gördüğüm 3 tane sorunla bu konuşmayı özetlemek istiyorum. Birincisi iaşe bedeli. Şu anda mahkumlar cezaevlerinde 3 öğünü 11,5 lira devletin sağladığı iaşe bedeliyle yiyorlar.
Bu şu anda bile zaten hayat pahalılığı karşısında erimiş durumda bu rakam. Ben demin maliyenin yeniden değerleme oranına baktım. %36.2. Yani yeniden değerleme oranı hepimizin bildiği gibi devletin verdiği hizmetlerde uygulanacak ücretlerin, harçların artışına dairdir. Dolayısıyla bu rakamda bile artırsanız %36 artırsanız 15,5 liraya geliyor. 3 öğün 15,5 liraya bu mahkumlar yemek yiyemez. Ben size kestirme söyleyeyim. Ardından alternatif olarak kantinleri göstermek isteseniz orada da zaten piyasa fiyatıyla alıyorsunuz, alımları yapıyorsunuz. Dolayısıyla bu insanların aç kalmaması için genel kurulda ödenek artıramayacağımızı düşünürsek burada bir düzenleme yapmakta fayda olduğunu dikkatlerinize sunuyorum. İkincisi açık görüşler. Dün haklı ve yerinde bir kararla meclisimiz COVID izinlerini uzattı. Ve fakat COVID izinlerini uzatmama yönünde bir eğilim de vardı ki değişti. Bu hapishanelerde de hayatın normale döndüğüne bir işarettir. En kısa zamanda mahkumların beklediği açık görüşlerin ayda bir kere de olsa, iki kere de olsa ki gördüğüm kadarıyla eğilimimiz bir defa olacak. Bunun en kısa zamanda bu mahkumları, bu hakkın tanınması kapalı görüşlerinde mevcut iki, ayda iki sayısından aşağı inmemesini mahkumların bir talebi olarak komisyonumuzun dikkatine sunuyorum. Son olarak da kelepçeli muayene meselesini tıpkı çıplak aramada olduğu gibi normale makulle arayarak bir düzenlemeye kavuşturmanın zorunlu olduğunu görüyorum. Dişçi koltuğunda kendinizi kelepçeli düşünün ya da mamografi çektirecek bir hanımefendinin jandarma huzurunda bu işlemi yaptırıp yaptıramayacağı konusunda bunu siyasi adli mahkum olarak ayırmadan düşünün lütfen. Bir gözünüzün önüne getirin. Bu iki unsuru yani açık görüşü ve kelepçeli muayeneyi tıpkı geçen hafta tekrar ediyorum. Muhalefetin önerileri, iktidar milletvekillerinin, Cumhur İttifakı milletvekillerinin de yer aldığı alt komisyonun önerileri doğrultusunda düzelttiğiniz için bunları da dikkatinize sunmak istiyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Evet. Dolayısıyla 9 dakika süreniz var. Buyurun lütfen. Sayın Bakan, değerli bürokratlar, değerli milletvekilleri hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sayın Bakan, gerçekten çok zor bir dönemde bakanlık yapıyorsunuz. Yani Türkiye'de yargıyla ilgili algının bu kadar çok adaletsizlik üzerine kurgulu olduğu bir dönemden geçiyoruz maalesef ve siz de bu dönemin bakanısınız. Tabii burada söylediklerim buradaki bürokratlara veya sizin şahsınıza ilgili değil. Ama aynı zamanda bir adalet gözlemcisi olarak gerçekten bu dönemde gözlemlediğim hukuksuzluklar yakın tarihimizde benim en azından gözlemlemediğim kadar ağır bir dönem. Yani birçok dönemi karşılaştırma imkanına sahibim. Şimdi siyasetçi olarak da baro başkanlığım döneminde, avukatlık döneminde daha gitmediğim kadar daha fazla diye gidiyorum. Yargıçlarla, mağdurlarla, avukatlarla birlikte oluyorum. Yani siz kuşkusuz bu imkanlardan yoksunsunuz. Yani sahayı bu şekilde gezmekten yoksunsunuz. Size aktarılanlarla ancak yani gözlem yapma imkanına sahipsiniz. Şunu bir hukukçu olarak söylüyorum. Yani Türkiye'de yargıç ve savcı kültürü değişti. Ve başka bir tabloyla karşı karşıyayız. Yani nezaketten uzak bir yargıç kültürü var maalesef. Yani davanın taraflarına karşı, avukatlara karşı, dinleyicilere karşı nezaket kurallarının dışında davranan bir yargıç kültürü oluştu maalesef. Bu yeni başlayan hakim ve savcılarla ilgili söylemiyorum. Çok kıdemli hakim ve yargıçlar da yani bu otoriter ortamdan esinlenerek ve siyasete bakarak kendilerine yön verdikleri için aynı kabalığı ve aynı nezaketsizliği her ortamda gösteriyorlar. Çok küçük bir anekdot anlatacağım. İstanbul Adliyesi'nde bir duruşmadayım. Bir barış akademisyeni yargılanıyor. Çok saygın bir sosyal bilimler profesörü, dünyaca saygın sosyal bilimler profesörü. Yani kendisinin sorgusu yapıldı ayakta. Avukata sıra geldi. Avukat dedi ki, yaşlı bir sosyal bilimci. Ben savunmam uzun sürecek, oturabilir miyim dedi. Yani müvekkilim oturabilir mi dedi. Yargıcın dediği cümle şu. Halen Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı orada. Hayır, oturamaz dedi.
Yani kadın meslektaşım bir daha sordu. Efendim neden dedi? Dedi yargıç benim. Bu mahkemeyi ben idare ediyorum. Ve bu takdir bana ait dedi. Bu takdir bana ait dedi ve şeyin sorgunun yani savunmanın sonuna kadar o saygın bilim insanı ayakta bekletti. Bakın böyle bir bu bir örnek. Sadece bir örnek. Yani tamamen kaba, nezaketsiz ortamlar var. Avukatlara karşı otur, ses kesini. Atarım dışarıya. Attım dışarıya. Savunma sırası geldiği zaman yapacaksın. Ben buna izin vermiyorum gibi gerçekten yani bizim alışık olduğumuz kültürden, nezaketten uzak bir yargı ortamı var. Bu ortamın nedeni Türkiye'deki kutuplaşma, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yöneldiği otokratik düzen ve o düzenin yargı kültürüne yansıması. Bunu böyle okumanız lazım. Şimdi çok örnek verildi, ben size verebilirim. Yani arkadaşlarım da konuştular fakat bakın yani çok böyle belirli davaları izliyoruz. O belirli davalarda yapılan hukuksuzluklar, adaletsizlikler yani bizim bilmediğimiz binlerce davada neyin yapıldığı konusunda bize bir şey sunuyor. Yani bir ışık sunuyor. Mesela bizim genel başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu aleyhine açılan birçok dava var ve sizin genel başkanınızın açtığı davalar var. Bakın Man Adası davalarıyla ilgili olarak 5 dava Kartal Adliyesi'ne açıldı. 5 dava. Yani ikisi bir mahkeme olmak üzere 4 ayrı Asya Hukuk Mahkemesi'ne düştü. Biraz önce de teyit ettim bakın. Biraz önce de teyit ettim yanlış bilgi vermeyeyim diye. 4 ayrı Asya Hukuk Mahkemesi'ne düştü Kartal Adliyesi'nde. Tevzi yapıldı UYAP'tan. Ona müdahale etme imkanı çok yani imkansa yakın çok zayıf. Oluyor zaman zaman duyuyoruz. Tevzi yapıldı ve 4 ayrı Asya Hukuk Mahkemesi'ne düştü. 4 Asya Hukuk Mahkemesi'nin hakimleri aynı anda değiştirilir mi? Atama dönemi değil, kararname dönemi değil. 4 Asya Hukuk Mahkemesi'nin hakimi duruşmadan önce, tevziden sonra değiştirilir mi? Yani ve sonra o mahkemelerden çok ağır cezalar çıktı. Şimdi dostlar Yargıtay'la bakın bunlar yargının bağımsız ve tarafsızla ilgili değil, yargıç bağımsızla ilgili değil. Doğrudan doğruya Adalet Bakanlığı'nın idari tasarruflarıyla ilgilidir. Ya komisyon ya SK bu görevlendirmeler. Bakın size çok somut örnekler veriyorum. Böyle bir düzende bakın bizim genel başkanımıza karşı bir yargı düzeni oluşturuyorsa ortalama yurttaşın nelerle karşılaştığını nasıl bilebileceğiz? Bize söyler misiniz? Bakın Osman Kavala'nın duruşması Cuma günü yapılacak. Tümünü baştan sona izledim. Tümünü. Siz de takip ediyorsunuz, bilgiler geliyor. Çünkü o mahkemede 18. madde ihlali çıktı. Takip ediyorsunuz. 26'sına duruşması var haftaya. Konsey izleyecek. Şimdi bakın. Ya 30. en son olayı söyleyeyim size. Böyle bir şey yargı tarihinde olmamıştır. 30. Arıza Mahkemesi 8 Ağustos'a ya da 6 Ağustos'a duruşma bırakmış. 6 Ağustos'a. Ve 13. Arıza Mahkemesi'ne de 13. Arıza Mahkemesi'ne de birleştirme için yazı yazmış. 13. Arıza Mahkemesi 12 Temmuz'da birleştirme konusunda bir karar vermemiş. Dosyayı Ekim ayına ertelemiş. Birleştirme konusunda muvakkat vermemiş, bir karar da vermemiş. Adli tatil 30. Arıza Mahkemesi'nin başkanını komisyon bir günlüğüne atıyor 13. Arıza Mahkemesi başkanlığına. Kendi yazdığı müzekereye bakın. Kendi yazdığı müzekereye ve talebe 13. Arıza Mahkemesi başkanı olarak olur veriyor. Muvakkat kararı veriyor heyet olarak. Sonra dönüyor kendi mahkemesine, 30. Arıza Mahkemesi'ne. Duruşması 6 Ağustos'ta. Duruşmayı avukatlara bildirmeden 2 Ağustos'ta yapıyor ve dosyayla ilgili birleştirme kararı veriyor. Yani şimdi bakın bunların yani bu tablo içerisinde ortalama bir yurttaş, ortalama bir avukat, dışarıdan Türkiye'yi gözlemleyenler nasıl yargı bağımsızlığından yanacaklar? Yani siz iyi niyetle işte konuşmasını hazırlamışsınız, konuşuyorsunuz konferanslarda. Nasıl güvenecekler? Bakın çok somut olaylar söylüyorum. Çok somut. Bu bakın bu en son yapılan. Osman Kavala ile ilgili sadece kronolojiye bakın. Sadece kronolojiye. Hep en son gün kabul kararları verilmiş. Gözaltı süresi en son gün. İddianameyi kabul kararı en son gün. İddianamesi ne zaman yazıldı biliyor musunuz? Bakanlığınızın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde savunma için ek süre aldığı son gün ne zaman biliyor musunuz? 20 Şubat. Artık ek süre alma hakkınız yok sizin. 20 Şubat 2020 tarihi. İddianame ne zaman yazıldı biliyor musunuz? 19 Şubat. Peki idame ne zaman kabul edildi? En son gün. 4 Mart'ta. Duruşma ne zaman yapıldı? İlk duruşması en son gün. 4 ay sonra. Haziran 24'ünde, 25'inde. Tutuklu iş. Bakın tablo bu.
birçok örnek verebilirim size. Şimdi aynı adliye binası içerisinde, tekrar söylüyorum, görev yapıyor yargıçlar. Aynı adliye binası içerisinde. Şöyle bir şey olabilir mi ya? Yani bir mahkeme gezici dolaşabilir mi? İlk önce 26, sonra 37, şimdi 14 ve terfi edebilir mi? Şimdi biz, yani Yargıtay'dan temsilciler de burada. Yani hakimlerin kendisinde vicdan olmazsa, kendisinde tahammül ve bağımsızlık olmazsa, istediğiniz güvenceyi getirin. Yargıtay üyelerinin güvence bakımından hangi eksikleri var? Ama bu Yargıtay üyelerinin de, yani sonuç itibariyle yargı tahammüllerine uygun davranması gerekmiyor mu? Anayasa uygun davranması gerekmiyor mu? Yani bir hülleyle, yani nasıl vicdanlarına aykırı birbirine gidip oy kullanırlar? Biz o yargıçlara nasıl güveneceğiz? Yani siyasetin yönlendirmesiyle eğer yüksek yargı üyeleri bu kararı vermekte, böyle bir karar vermekte yoksunsalar, yani yeni atandığınız yargıçlara Hakkari'de, Şırnak'ta nasıl güveneceğiz? Nasıl bağımsız ve tarafsız olduklarına inanacağız? Nasıl siyasetten etkilenmediklerine inanacağız? Bakın, Sayın Cumhurbaşkanı'nın evet anayasadan kaynaklı 3 tane sıfatı vardır. Birisi Cumhurbaşkanı'dır. Eyvallah. İkincisi yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanıdır. Eyvallah. Üçüncüsü anayasa tarif edilmiş başkomutandır. Tamam. Ama dördüncü sıfatı daha var. Türkiye'nin baş yargıcıdır. Türkiye'nin baş savcısıdır. Kendisini iddia ortaya koyduğu bir konuda bir savcı iddianame düzenleme yani mutlaka düzenlemek zorundadır. Öyle bir takdir hakkı yoktur. Eğer bir iddia ortaya koymuşsa herhangi bir yurttaşla siyasetçiyle ilgili olur. Cümleniz doğrumuştur. Son bir cümleniz. Evet. Eğer hakimse de yani hüküm kurmuşsa da o insan tahliye olma imkanı yoktu. İddiasını geri almadığı sürece. Böyle bir dönemin yani Adalet Bakanısınız. Başarılar diliyorum. Değerli arkadaşlar şimdi...